Nom 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 nom. Gerçekten de hamburger çok lezzetli olmuş. Öyle değil mi Girol? Evet ya, bu sosu bayıldım gerçekten de Gökçe. Ellerine sağlık. Tombişim, hadi meyve yiye sen de. Benim karnım çok acıktı. Ben tansiyonum düşüyor. O yüzden bana hamburger yedi Gökçe abla. Çok açım. Saçmalama, doktorun artık diyet yapman gerektiğini söyledim. Meyvelerini yer misin lütfen? Meyveli istemiyorum. Ben hamburger. Bu çedarlı bol ketçap monezi. Yanında patates kızartması olan bol yağlı. Hayır. Git de kilo almaya başladın ya. Tamam mı? Lütfen artık kendine çeki düzen ver. Birazcık sebze ve meyve yemek zorundasın. Hadi kaldırdım ben de zaten bunları. Kola da yok, hiçbir şey yok, tamam mı? Ben hamburger istiyorum. Ben tansiyon düştü, hamburger yedim. Hani göngemle yok annenle. Kumbişim, tansiyon düşmedi. Bu kısa bir süreç, tamam mı? Eğer meyvelerini yersen sağlıklı bir şekilde zayıflarsın. Benim bayağı bir uykum geldi ya. Ben gidip yatmaya gideceğim Gökçe. Çok uykum geldi benim. İyi tamam, o zaman uyu. Ha Tombiş, Tombiş uzak dur dedim sana. Hamburger yok diyorum. Bu evinde hamburger. 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 Hadi hemen bir an önce uykuya koş dedim sana. Uyuyacaksın ya bence. Ben ateşine su yiyeyim. Ben sabah kalkınca hamburger yiyeyim. Öğlen hamburger. Akşam üstü hamburger. Akşam hamburger. Yatmadan önce bir de hamburger yiyeyim. Aynen. Ben hiç hamburger yemek istiyorum. Tombiş artık böyle bir şey yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Uyu seni şöyle... Bir tane öpeyim. Bir varmış, bir yokmuş. Tatlı Tombiş uykuya dalmış. Ve uyudu sonunda. Bu diyet gerçekten bizim için çok zor ilerleyecek. Ama ben başaracağımıza inanıyorum. Hadi gel bakalım. Ben de başaracağımıza inanıyorum. Ama bence Tombiş zaten çok güzel olacak. Hadi iyi uykular sevgilim. Çok uykum geldi benim. Ben yattım. Tamamdır, iyi uykular. İşte bu. Sesleri artık kesildi. Gelmiyor. Yer altındayız biliyorsunuz onların evinin. Evet, çıt sesi bile gelmiyor. Büyük ihtimalle bunlar uyumuş olmalı. O zaman planımızı anlatıyorum. Gökçe abla, gideceğiz onları buraya tıkayacağız. Ve sonra artık bu şeyi de biz yaşayacağız. Evet, onların yerine, evine, iş yerlerine hakim olacağız. Sen Gürul'un hamburgercisine sahip olacaksın. Bense Gökçe'nin pastacısına. Ve sonra bir sürü fareli pastalar yapacağım. Ve ben de gireceğim Tombiş'in bütün arkadaşlarıyla dalga geçeceğim. O ne zor balık yapacağım. Hadi Gökçe abla. Yaşasın kötülük, yaşasın. O zaman burayı kesiyorum hazırsanız. İşte bu. Evin içine sızmayı başardık. Gelin bak bakalım burada ne var Tombiş. Aa, Tombiş uyuyor. Ulan iyi kızım, ulan iyi kızım. Benim gibi kötü olsaydın var ya, hayatı yaşaydın. Neyse Gökçe abla siz gidin. Ben Tombiş'i aşağıya götürürüm. Onu halledeyim ben. Tamamdır. Hadi biz de diğer kötü ikizlerimizin yanına gidelim Gürol. Hadi buraya gel. Bakalım ne yapıyorlar. İşte iyi ikizim Gökçe orada. Görüyor musun? İyi uykular bakalım çocuklar. İyi uykular. Daha da çok uyuyacaksınız. Hadi bakalım Gökçe. Sen onu al. Ben de iyi Gürol alıyorum. Hadi bakalım. İyi ikizim Gökçe. Artık burada kalacaksın. Asla kalmayacağım, tamam mı kötü ikizim? Benden uzak dur, ailemden uzak dur. Bize zarar verme. Elbette ki vereceğim. Tabii ki de sana zarar vereceğim. Öyle değil mi Gürol? İyi ikizim Gürol. Burada öleceksin. Göreceksiniz. Bizi buradan çıkaracaklar, tamam mı? Çıkaracaklar bizi buradan. Göreceksiniz. Boşuna ümitlenmeyin. Kötü ikizim. Bana hamburger getirsene valla. Sonuçta da burada kalayım. Kimmiş? Bırak şimdi hamburgeri dedim sana. Bırak şu hamburgeri. Kaçırıldık diyorum. İstediğin Anne kadar nefesini tüket bir kere. Artık buradasınız. Size ve ailenizi ele geçireceğiz. Artık bütün eviniz, arabalarınız, iş yerleriniz bize ait. Hatta arkadaşlarınız bile. Duydun mu bakalım hayır, Gürol hayır, efendi? Hayır, hayır. Çıkarın bizi buradan. Çıkarın bizi buradan. Hadi gidelim Gökçe. Kötü ikiz Gökçe. Gidelim azıcık insanlara dalga geçelim. Onlara zorbalıklar yapalım. Hadi gidelim. Ben şimdi gideceğim. Hatta Gürol'un hamburgercisine insanlara hamam böcekli hamburger satacağım. Ben de Gökçe'nin hayır bunu yapamazsınız. Gideceğim. Yapamazsınız ve bunu yapamazsınız. Pastanesine gittikten sonra bütün pastaların içine fare tozu katacağım. Hayır böyle bir şey yapamazsın, tamam mı kötü ikizim, uzak dur bizden.
Hadi artık gitme vakti. Bunlar nefesini boşuna tüketsin. Hadi gel bakalım kötü tombiş. Oh be, sonunda eve geldik gerçekten de. Mükemmel ev, şuna baksana. Evet, hadi bakalım sabahın olmasını bekleyelim. Sonra da evi ele geçirelim. İşte bu, sabah oldu görmüş olduğunuz gibi. Artık iş birimlerini ayrılacağız. Beni dinle kötü Gürol. Git Gürol'un hamburgercisine, oradaki insanları zehirle. Hey sen Tombiş, Tombiş'in arkadaşlarıyla arasını boz. Ben size Gökçe'nin pastanesine gideceğim ve onları mahvedeceğim. Tamamdır bakalım o zaman. Ben işe koyulurum. Hadi bakalım, siz işinizi başarılı yapın. Bu köyde Gökçe ve Gürol'u sevdirmeyeceğiz. Hadi bakalım. Haydi gidelim bakalım. Ya Gürol, nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Ha? Beni mi bekliyorsunuz? Bekleyeceksin lan tabii, koca burunlu. Ha, ne diyorsun sen be, ne diyorsun? Kes sesini, o senin burnunu sökerim. Çirkin şey seni. Hadi ne yiyeceksiniz söyleyin de zıkımlanın gidin, hadi bakalım. Ama ayıp oluyor bak Gürol kardeş. Bizi niye böyle konuşuyorsun ya? Oğlum sipariş veriyor musun vermiyor musun, duyuyor mu lan beni? Allah Allah, birazcık gerçekten de bu garip değil mi sence de Hamit? Evet valla çok garip davranıyor. Tamam be, sopa neyi gösteriyorsun? Evi bir tane hamburger. Tamam, şöyle alayım hamburgeri. Şöyle koyayım. Teşekkürler. Dur yeme. Tü tü tü. Al bakalım. Şimdi git bunu arkada ye. Ay ben bunu yemem. İğrenç tükürdün. Kusura bakma köylü, içine tükürdüm. Tamam bir dakika, ben sana şimdi yeni bir tane hamburger veriyorum. Al bakalım bunu. Ha, teşekkür ederim. Bunu da elleme, dur bakalım şöyle sen bir. Al bakalım, osuruklu hamburgerimi ye. Ya yeter, ben bunu yemeyeceğim, bana düzgün hamburger ver. Aa, yemezsen yeme. O zaman seni öldürürüm. Gel bakalım buraya. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Olamaz. Olamaz. Yapma lütfen, yapma lütfen, yapma. Alın bakalım, geberin pislikler, geberin. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi. Merhaba bakalım çocuklar. İyi misiniz? İyiyiz vallahi ya. Sen nasılsın Tombiş? Ama birazcık garip gözüküyorsun. Allah Allah, sen bir git kendine bak lan ucube. Ne diyorsun ya, sen bana hep ediyorsun gerçekten. Harbiden Tombiş, biz böyle konuşmazdık arkadaşlarımıza, neden böyle konuşuyorsun? Oğlum sana ne lan, seni var ya döveyim oğlum, döveyim ben sizi. Allah Allah, evet Tombiş, gerçekten de hep ediyorsun bize. Ulan siz, size mi soracağım ben ne yapacağımı? He? Oğlum hepiniz ay iğrençsiniz. Hepinizin ağzı kokuyor. Ve ağzınızda dişler yok. Hepiniz çok çirkinsiniz bir kere. Çirkinler, çirkinler, çirkinler. Hepiniz çok çirkinsiniz. Ezikler size, ezikler. Neyse ben gidiyorum buradan. Çünkü beziklerle daha da çok konuşamam. Kokuyorsunuz hem bir kere. Kaka kokurlar, kaka kokurlar. La 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 la, ne de güzel bir gün. Hım, demek pastacımda bir sürü müşteri var. Nasılsınız merhaba köylüler? Merhaba Gökçe. Nasılsın bakalım Gökçe? Nasılım? Çok iyiyim. Yani çok iyi derken çok kötüyüm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Keltoş. Burnumu ellemeyeceğim de neyini elleyeceğim? Baksana şuna, Allah Allah, bir insanın burnu bu kadar uzun mu olur Allah aşkına? Ya Gökçe lütfen arkadaşımla düzgün konuşur musun? Bize pasta götürür müsün ya? Getireceğim ben size pasta, bekleyin siz. Ne de olsa siz benim müşterimsiniz. Demek Gökçe'nin pastanesi burası. Bir sürü de leziz pastalar gözüküyor. Şimdi bu pastaları şöyle alayım, şunu da alayım, tamamdır bakalım. Alın bakalım köylüler. Tamamdır, işte bu, artık yiyebilirsiniz. Sen ne yaptın? Biz bu pastayı yemeyiz. Tükürüklü pasta mı yiyeceğiz biz? Yemeyiz biz bunu. Elbette ki tükürüklü pasta yiyeceksiniz. Benim tükürüğüm çok güzelleştirecek o pastayı. Sen de al bakalım, şöyle üstünde zıplayayım pastanın. Aa, ne yapıyorsun beni pastada zıplama? Evet, beni pastada niye zıpladın? Biz bunu iade etmek istiyoruz. Canım ne isterse onu yaparım. Kesin sesinizi. Al bakalım sen de, al dedim sana. Hepinizden nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Al bakalım,
işini bitireceğim. Demek sen kaldın burada Kirby. Beni öldürme, beni öldürme lütfen. Lütfen bana bir şey yapma. Bir düşüneyim, yapayım mı yapmayayım mı, yapayım mı yapmayayım mı yapayım. Al bakalım sana, al dedim. İşte bu. Artık Gökçe'den de pastanesinden de kurtuldum. Her yerden nefret ediyorum. Artık eve gitme vakti. Yaşasın. Bugünlük bu kadar iş yeterli. Ha ha. Ha işte onlar da oradalar. Geldin bakalım kötülükler. Ha ha ha. Merhaba Gökçe. Hoş geldin bakalım. Bugün gerçekten de bayağı iş çıkardık. Evet, bütün çocukları zorbaladım. Ben de bütün köylerin bu testereli işini bitirdim. Ben de bu köy testereyle bütün köylerin işini bitirdim. Hadi artık evimize girelim. Bir gün onu sök artık, şeyipleri sök hadi. Bekle söküyorum söküyorum. Söktüm. Tamam. Oh, kurtuldum. Be. Şimdi sıra Tombiş'te. Şöyle. Hadi. Tombiş iyi misin? İyiyim Nuyam diye. Hadi buradan çıkalım, bir an önceydim. Hadi evet, burası çok tehlikeli. Lazım. Hadi gelin çıkalım bakalım. Tamam, ne de olsa burası kırıkmış zaten. Hadi gelin bakalım. Geldim ben. Hadi bakalım Gökçe. Onları görüyorum. Kapının öndeler. Ben göremiyorum. Hadi gel bakalım. Çıkalım şöyle. Şuradan. Mutfaktan Gökçe. Gel bıçak almamız lazım. Tamam. Onları öldüreceğiz. Tamam şurada hadi olacaktı. Bakalım. Tamam, burada bir tane var. Al bakalım Gökçe, bu senin. Tombiş, al bakalım. Bu bıçak da senin, tamam mı? Şöyle vereyim ben sana. Al bakayım. Tamam da Gökçe, ne yapacağız şimdi? Bende de sopa var. Gideceğiz, onları öldüreceğiz. Hadi gidelim ve onların işini bitirelim. Hey, al bakalım sana. Al dedim sana, tamam mı? Olamaz, kaçmayı başarmışlar. Buraya gel Gökçe, buraya gel dedim sana. Asla gelmeyeceğim, benden uzak dur. İşte bu. Hepsini öldürdük, Başardık. Hani Gökçe amca, onun maya canını okudum, canını. Oh be, tamamdır, bir sıkıntı kalmadı Gökçe. Onların işini bitirdik. Evet, bir sıkıntı kalmadı. Ama az sonra bunlar bir yerlere zarar verdilerse polisler evimize gelir. Haydi arkadaşlar, bütün yorumlarınızı suçsuz olduğumuzu söyleyin. Polisleri okutalım sonra da. Siz bizim en büyük kanıtımızsınız. Sizleri çok seviyorum ve maceramızın sonuna geldik. Hadi bakalım arkadaşlar, yorumlarda yazın. Sizleri sevdiğimi de sakın unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.